Kazan serisinin 5. bölümündeyiz. Geçen bölüm yine devletimizin kirli oyunlarını oynadığı bir bölüm olarak kayıtlara geçti ama daha beterini gördük. Moskova gibi bir devlet, oyundaki belki de en büyük düşmanı Polonya'yla dost durumda. Bu da tabii bizi biraz daha doğuya yönelmek konusunda stratejiler geliştirmeye itse de son anda fetih yapmayı planladığımız Özbek Devleti ile de dostluğumuzu sağlamlaştırdık. Bakalım bu bölümde neler olacak? Bu bölüm kritik bir bölüm olabilir. Kaldığımız yerden devam edelim. Efendim neden kritik bir bölüm olabilir? Çünkü ya ölsün ne hali varsa görsün. Bu ne abi? 001. James Bond mu bu? Yeni versiyon. Gerçi eski versiyon olsa gerek bu. Bu tarihte. Şu hükümdarı hemen öldürün abi. Hemen abi hızlı hızlı. Hızlı hızlı getirin kardeşim. Öldürün kardeşim. Bu dönem biraz izleyeceğiz. Neler olacak, neler bitecek. Hamle seçeneklerimizi çünkü kısıtladık. Yani şu an bir kazan var önümüz. Great Horde önümüzde. 8 yıl sonra tekrar savaş açarız. Sonra Karakoyunlu'ya komşu olacağız. Tabii o komşuluk sırasında Osmanlı'ya da komşu olma ihtimalimiz var. Onu dikkatli seçmemiz lazım. Ben Osmanlı'yla dost olmak istiyorum ama Osmanlı bizi sevmiyor. Bir dakika, bir dakika, dur. Benim 40 iyiliğim var bu arada ona. Bunu kullanmak istediğini daha önceden de söylemiştim. O yüzden şimdi şöyle bir durum var. Bu arkadaşla ateşkesim olduğu için buna henüz saldırmıyorum. Bunun ateşkesim bittiğinde yıl sonra savaş açacağım ve İran'a ineceğiz. Bu da böyle bir hamle. 53 tuka parayı ver. Problem değil. Legalizm, fikir geldi. Humanist'i bu arada çok hızlı bir şekilde bitirmek üzereyiz. Güzel bir haber. Admin teknolojisiyle çok geride kaldık ama toparlarız. Problem değil. Oo! Puan dur. Puan birik. Avusturya Osmanlı'ya Crusade yapıyor. Hayırlı olsun. Kolay gelsin. Yine bir duka kazanç oldu değil mi? Mükemmel. Kolay gelsin. Şeye bakacak. Danışman. Ha 2 yılı var. Tamam. Bekleyelim. Üzbek yenilebilir de yani. İspanya'nın bize karşı aktifiyası var mı? Yok. Danimarka'da diplomat kalsın abi. Steep Rider. Tamam alalım. Şey mi? Ha piyade pardon. İki yıl bekleyeceğiz. Güzel bir 2 puanlık danışman alacağız. Baltıkların güçlü devleti Danimarka bize dost olsana. Bize bir tane müttefik lazım. Şimdi İran'a girmemiz kaçınılmaz. Şimdi Timur gücünü korumaya çalışıyor ve güçlenmeye çalışıyor şu dönemde. Bu benim için biraz problem olabilecek bir şey. Ama biz yine de İran'a ineceğiz abi, mecburuz. Hatta Hindistan'a kadar inebiliriz. Bu öyle bir iniş olacak çünkü taraf sıkıntılı ya. Bu
Polonya işi hiç iyi olmadı. Biz ne güzel her 15 yılda bir Moskova'yı yene yene genişleyecekken şu an hiç istemediğimiz bir duruma geldi olay. Timur Savaşı'nın bitmesini bekliyorum. Tabii şey de gitti. Bir daha insan gücü alacağız o zaman. Mecburen. Ama ne? Ne yaptın sen? Komutan mı verdi yani sadece? Onu mu yaptı? Anlamadım. Ha. Enteresan ülke. Ya 1508'i bekleyeceğiz hatta. Tribal influence'in artması gerekiyor. Ben ekstra vermeyeyim puan. Çünkü onların zaten sınırda gidiyordu puanları. Bunu değiştirmek hiç işime yaramaz. Şimdi batıda ortalık biraz karışacak gibi bu dönem. Özellikle lig kurulduğunda işte Osmanlı hangi tarafa geçerse biz de orayı tercih ederiz. Ne oldu? Kolonyalizm buraya biraz zor uğrar. Bak görüyor musun Timur'u taktik yaptı. Neyse problem değil. Son kez belki de yararlanacağız. Bunlar ne böyle? Şu 5'i oraya. Heh. Tamam. Şimdi kardeşim yürü. Komple orayı alalım. Timur'a komşu olalım. Ve İran seferimizi de yakında başlatacağımızı buradan hükümdar olarak duyuruyorum. 1510 dedik değil mi? Ha 8 tamam. Kafamız karışmasın. National Manpower'ı hemen alalım. 2 puanlık görevli. Vay. Ha Danimarka da benim düşman ilan etti. Ne yapıyorsunuz ya? Önüne gelen bizi düşman ilan etti değil mi? Ya ben seninle ilişki geliştiriyorum, dost olalım diye. Nasıl bir... Tamam. Normal. Yapacak bir şey yok. Kendimizi üzmeyelim. Üzbek ne yapıyorsun orada? Bak bizi üzeceksin yoksa. Sakın ha. Böyle şeyleri hiç sevmem. Burayı biz alacağız. Burası bizimdir. Burayı komple raise'layacağız. Mümkünse geçiş izni de alacağım. Bir geçiş izni alırım. Şimdi ben şehri birden kuşatayım bakayım. Buralar yine paralar burada var. Of 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 paraya bak. Çok güzel. İyi bir yağma gelecek bize oradan. Şimdi o 18 bin oraya ait. Bu arkadaşı geriye çekelim. Şu anda fazla asker yok zaten. Çok güzel. Dünyanın parası geliyor yine. Daha doğrusu gidenleri kurtarmışız şu an. Maliyetlerden dolayı. Aslında bir quantity bir sonraki fikir olursa 80 bine kadar çıkartırız asker sayımızı. Bu da hiç önümüzde rakip kalamayacak anlamına geliyor. Ama defansif alacağım.
Yüksek ihtimal. Quality işimize yaramaz. Kalite. Kaliteye gerek yok. Defansif. Daha sonra quality'yi alırız. Gerekirse. Aha. Legalizm, 10 prestige. Düşür abi. Yeter, daha fazla prestij veremem. Ha, 6000 asker. Ateşkes mi yaptı? Hiçbir şey alamadı. Vay be. Hatta toprak kaybetti galiba. Bravo. Semerkant kuşatması tamamlandı. O zengin şehirler ne hale geldi? Yağmalardan sonra. Anlaşmayı yapabilir miyiz? Şuraya bak, %80 oldu hemen. 90. Şuradan bir de para öde bana. Bir dakika. Şehir de düşsün, kabul edeceksin sen onu. Yeter mi kardeşim? Abi yeter diyor. Tamam. Ben de senden bu yanıtı beklemiştim. Sağ ol abi. Şimdi buralar güzel yerler. Raise yemiyoruz tabi. Düşük development'a sahip oldukları için, ama problem değil. Bizim için buraların en büyük önemi İran'a bir iniş kapısı olması. Artık devletimiz İran'a doğru yürüyecek. Özellikle Moskova seferi kaldı. Bu çok üzücü bir durum. Şimdi bu burayla birleşim. Geri çekilin. Değerli ordum, siz de buraya bir yere gidin. Ya da buraya gelin de sonra gönderin. Evet, bu arada ülkemiz artık bir Great Power haline geldi. Değerli Moskova, sana duyurulur bak. Şu an 8. bir süper güç olarak dünyanın önemli devletlerinden biriyiz. Tabii ki Kazan devleti için normal bir durum bu. Yani bunları biz söyledik yani. Her ne kadar oyun hakkımızı yeni vermiş olsa da biz zaten süper bir devletiz. 0.19 mu? Enflasyon dayanmaz yalnız bu ülkeye. Şey lazım. Ekonomik fikir gerekecek gibi. Ama tam ileride değerlendiririm de. Aslına bakılırsa pek istediğim bir fikir de değil de. Ha, Timur. Timur. Aramız bozuldu demek. Güzel. Gayet güzel. Şimdi bir dakika abi. Osmanlı Polonya ile düşmansın. Polonya benle düşman. Bohemia. Bohemia ile ilişki geliştirelim. Yapacak bir şey yok. Bir adet müttefik lazım. Legalizm kalmadı ülkede. Ordu sur masraflarını da kapatalım. Çok güzel. Great Horde'da ateşkesimiz sona erdi. Great Horde Özbek gelmiyor. Şimdi burada kritik konu var. Osmanlı'ya komşu olmak riskini alalım mı? Osmanlı bu bölgelerle hep ilgileniyor. Ya zaten nerede komşu toprağı var, hepsiyle ilgileniyor kendisi de.
Ben almazsam o ala ala gelecek ama. Bu da bir gerçek. Bizim bir sonraki fikrimiz Quantity olsun. Yetişemeyeceğiz çünkü ordular çok fazla. Bizim fazla sayıda asker görünmesi, yani fazla sayıda asker görüntüsüne ihtiyacımız var. Kaliteli birimin tabii ki önemi büyük ama şu an işler iyi gitmez. Böyle devam ederse. Defansif fikir mesela çok iyi olurdu mücadele açısından ama dediğim gibi işler iyi gitmeyecek. Yurtlar yavaş yavaş tamamlanıyor. Legalizm bizi bitirdi ya. Mistisizme yönlendiriyor. Oyun. Gidelim bakalım oraya doğru. Saygıdeğer Bohemia. Bana bir müttefik lazım. Acaba müttefikim olur musun? Saygıdeğer dostum. Legalizm. Yani mistisizme doğru gidiyoruz. Kuvvetli bir hızla. Aslında burada en büyük şansımız mistisizm üzerine gidip orada moral army seçeneğimiz var ama işte oyunun orada biraz sıkıntısı var bence. Çünkü biz Müslüman devletler üzerine vay be. Düşmanlık hemen biter diye düşünüyorum. Hazır da Özbek gelmiyorken şu power projection puanlarımızı arttırmak için savaşı açalım bence. Orada. Aşağı alırız, puan kazanırız, iyi olur. 3 seviye kuşatma, bravo. Bir de hükümdarı öldürebilsek. Oo. Ah! Güzel. Güzel. Gayet güzel. Savaş sonucunda böyle alsam işte dediğim gibi Osmanlı'ya yaklaşmak istemediğim için bunları alacağım ama Osmanlı alırsa gerçi şu an yüzde olmaz. Bunlar olmaz böyle. Bir de şunu yapacağız. Daha sonra böyle. Bir de para versin. Anlaşmamız bu. Saygıdeğer dostum. Oyunun başından beri gelmeyen o muhteşem komutanlar gelmeye başladı. Yani oyun bu arada şunu bir türlü çözmediler. Bitti yani. Çağ bitti. 5-6-6 bu kadar da zeki bir adamsın sen. Niye böyle bir şey yaptın ki? Ben de mi çağ başlatayım acaba? Trollük olsun diye. Timur beni düşman belirledi. Yanlış mı gördüm? Tamam. Great Horde'da işim biter bitmez Timur'a geçiyoruz. İran artık bizimdir. Nereye gidiyorsun abi? Horasan da var. Bak burada Horasan'ı da unutmayalım. Önce ha Timur'un vassalıymış. Tamam. Bakarız. Çözeriz. Local Trade Power. Bizim burada bina yapmamız gerekli midir? Yapalım. İyi ki bina yaparız. Çok fazla ihtiyaç yok binaya ama. Veda su var. Great. Başkirt altın. Tamam.
Bununla yaptım mı tamam. Başka gerek yok. Hocam ordunuzu bir çekmeseniz de bir mücadele etsek. Dağlık alan. İki taraf için de iyi bir yer değil. Ama bende öyle bir komutan var ki bana hiç fark etmez orası. Kral da şöyle yolda falan bir kalp krizi geçirse de kendisini bir kaybetsek. Arkadan gelen varis çünkü varis değil. Tahta da çıkar o şimdi bu haliyle. Bunu da yapar yani oyun. Heaton gerek yok. Ha bir de tabi gerçi buralar hep sünni olmuş tamam. Problem yok. Timur'un askeri ne kadar peki? 27.000. 43.000'e kadar çıkartabiliyor. Büyük de bir ittifakı var onun. Ben. Gayet güzel. 80 oldu. Yeter mi? Çağ bitti abi. Hadi agresifliği madem biraz düşük versin. Ne anlamı olacaksa. 7 duka gider varmış. Aa biz savaş masrafını açmayı unuttuk. Tüh. Gideri görünce aklıma geldi. Abi kolonyalizm buraya mümkün değil uğramaz. Yandık. Vakit buldukça teknoloji geliştireceğiz mecburen. Acem gitti bu arada. Güle güle. Low olmadım abi diyor. Ya ülkeni komple fethetmişler. Daha neyini savaşacaksın? He? Git abicim sen daha. Sen ne yaptın ya? Boş versene. Bu şekilde anlaştık. Şu an dediğim gibi Osmanlı ile komşu olmak istemiyorum. Ama şu yani zaman gelecek. Quantity alalım biz. Quantity kesinlikle gerekli. Quantity ile birlikte hiç problem değil. Tamamdır. Geri çekil dedim. Bir de dünyanın parasını alıyoruz aynı zamanda böyle savaşlarda ya. O da enflasyonun tabii ki yükselmesinin önemli faktörlerden. Ha bir dakika. Yurtları bir daha yapalım. Buraya puan vermemişiz. İndirim geldi çünkü. Güzel. Çok güzel, bravo. Diplomatik itibar alırız. Çok iyi puan oldu yalnız. Heh, Great Horde gitti. Hemen Timur'u düşman. Belirliyoruz. Daha sonrasında admin fikri, admin teknolojisini artık yükseltmem lazım. Bu fikir bitsin de. Artık ona bir yoğunlaşalım. Bir süre. Timur'a savaş açsak. Kim var kim yok gelecek. Çağatay benim dostumdu bir aralar dedim. Ve dostum hala. Reformation çağına geçtik. Peki. Teknolojiye daha var. Teknoloji 3 yılda problem değil. Beklesin o. 5 koloni. İnanç dönüşümü. Hümanist bitmek üzere. Tamam.
tarafta bir mücadele yok. Puanlar birikti. Biz bu arada puan basıyoruz buraya sürekli ama... Neyse. Sorun değil. Şimdi Moskova'ya savaş. Ya bunu yapsak o da ev gelmeyecek. Gelmesin. De Polonya. Nereden çıktı bu dostluk ya? Hiç yakışıyor mu size dost olmak? Ya legalizme mi yöneleceğiz, şeye mi karar versen ya oyun. Diplomatik puan alalım. Onun dışında masrafı düşük bir danışman gönderirse eğer duruma göre askeri danışmanın masrafını arttırabilirim. Parasını yani daha fazla para ödeyebilirim ona. Özellikle Quantity fikrini aldığında. Şimdi 5'i 7'ye hızlı bir şekilde geçersek eğer şu an kaçmış maliyeti? Şey değil aslında. Bu kadar teknoloji gerideyiz ama bana getirisi çok safe. Nice. Saygıdeğer Polonya bize karşı sürekli bir oyunlar peşinde. Litvanya Nizhny Novgorod'la akdiyası yapmış. Bu da tabii bir savaş açma nedeni olabilir kendileri için. Hali hazırda bizim asker sayımız iyi seviyede ama yine de biz buralarda bir ilişki geliştirelim. Bir dost bulmam lazım benim. Yani Osmanlı onda çok isteksiz. Ya ortak düşmanlarımız var aslında. Paylaşalım seninle Avrupa'yı diyorum. Şu an kendisine söylüyorum ama duymuyor beni. Dinlemiyor çünkü. İşim olmaz diyor. Hangisini embrace etti o? Şu vatandaş ölmeden bunun ölmesi yani ne desem boş. Legalizm. Şimdi diplomatik teknolojide kim iyi? Admin diplomatik ya da admin. Diplomatiğe gerek yok. 9 falan olan Osmanlı. Osmanlı kusura bakma ama şu an en çok senden yararlanabilirim. Teknoloji indirimi anlamında. Mecburum yani buna. 10 prestij. Artık alsam mı acaba? Nizhny Novgorod'u. 688 çok yüksek. Çağatay dostluğu bozacak. Enteresan. Timur'la dost. Peki abi. Dur şunu yapayım bari de. Gerçi. Bir anlamı yok da gıcıklığına. Vazgeçti. Timur'la boz o zaman. Sayın hocam. Rica etsek Timur'la dostluğunuzu bozar mısınız? Bizim aramız bu kadar iyiyken Timur'la dost olman bence doğru değil. Ben de Timur'a savaş açayım.
Ha, boşu boşuna seni denemek istemiyorum. Şimdi büyük bir cephe olduğu için bu savaşı açtığımda yapay zeka yensin yenemezsin yine savaş açabilir. O riski alır. O risk benim hiç işime gelmiyor. Kaç puan abi bu? Ha, indirim gitmiş. O yüzden savaş açmasın diye uğraşıyorum. Ya bu kadar toleranslı bir devletin bak ya. 50 prestij. Ölmez abi, mümkün değil. Komutan yapsan da şu an ölmez o. Bir 5 yıl yaşar. Uğursuz. Ülkeye kötülük getirdin resmen. Tabii biz buraları koruyoruz. Bu devletlerin de canı sıkılıyor onlara. Genişleyecekler, yapamıyorlar. Moskova da dahil. Hangi komutan öldü? Amana. Onu yeni aldık zaten. O ölemez. Şunu alalım. İyi bir komutan yine. Bravo. 5000 fazla olacak ama kalsın. Horasanlılar şu Maşdat neresiymiş? Şu. Tamam. Çok az bir masraf açayım da. Bastırır. %0,1 ihtimalle bir isyan eder şimdi orada da. Yapar yani. Bunlar dediğim gibi olan şeyler bu oyunda. Tamamdır. O da gitti. %80 mi? Ha, trade power. Tamam. Ticaret etkinliği 2 puanlık görevli indirimli. Alalım onu. Alalım abi. Şimdi ne dedin başka? İsyan ediyor. Nasıl eder abi? Maçlat. Masraf açalım. Yok. Bu kadar değil. Warsmith maliyetimiz de varmış da çok aşırı uçuk maliyetler. Şu an 3 duka sadece yolsuzluğa ediyoruz. Bunu kapatmamız lazım. Dengesiz teknolojinin bunda önemli bir payı var. Yine mi? Artık problem değil. Ha, Osmanlı işte bunu discover etti ya, kötü oldu bak. Kim bu? İyi. Ne halin varsa gör. Şimdi başka kim vardı? Bohemya. Hep de dost yapmak istediğim devletler ha. Adamlar admin teknolojisinde uçtu gittiler ya. Şurada dörtte kalmış. Neyse sana göndereyim madem. Bohemya ile dost olma şansımız var. Ama itibar görevlisi almam lazım. Danışman aldık. 2 dakikalığına kullansam. Şu dostluğu kurayım hemen. İş bitsin. Aha! 56 A5 puan geldi. Common Rival. Asker sayım. Fazla. Daha da mı arttırayım? Ne yapayım ben sana? Ben sana başka ne yapayım? Dost olmak için. Garanti vereyim. Veremem. Güçlüsün çünkü. Yapacak bir şey yok o zaman. Parasını verip yine 2 puanlık görevli geri alacağız. Para olduğu için tabii sorun yok. Şu tüccarın birini de şeye gönderelim.
Çok düşük. Semerkant'ta. Çok düşük. Stability Cost Modifier. Ha. Alalım abi. Seviyesini yükseltelim. Çok güzel. Ticaret etkinliği alalım. Güzel. Ticaret. Heh. Şimdi başka ne diyelim? Bizim surlar kapalı mı? Değil. Semerkant'ta güç artışı, ticaret etkinliği. Zaten yeni danışman aldık. Beş bir üç. İdare eder. Osmanlı yine dünyaya kafa atıyor dedim belki ama yok. Bu sefer yapmamış. Aslında Riyazan'a savaş açıp Moskova'yı da zor bir duruma sokabiliriz. Bak bu da yapılabilir ha. Yapılmayacak bir şey değil. Sizden danışman aldık zaten. Hemen ne çabuk öldü o da. Bravo. Şimdi Moskova'nın asker sayısı 19 bin. Dediğim gibi buraya savaş açıp Moskova'nın işini bitirebiliriz aslında. Ama Great Horde'u da çözmemiz lazım. Gerçi problem değil ya. Biz bu savaşı açalım bence. Neyse bunu önümüzdeki bölümde açalım. Moskova. Moskova'nın anlaşmasını bozacağız. Polonya'yla. Bir tek bunu yapsam yeterli. Başka bir şeye gerek yok. Polonya'nın Moskova'nın Polonya'yla anlaşmasını bozarız. Onun dışında onun dışında ne yaparız? Riyazan'dan alacağımızı alırız. Durumları değerlendiririz. Güzel. Dur dur. Bakayım videonun dakikasına da hemen bitirelim dedik. Neyse bitirelim evet. Önümüzdeki bölüm bu savaşı açarız. Great Horde da gelecek, problem değil. Onlara bir sağlam bir yenilgi aldıralım. Hepsine birden. En son işte buradaki anlaşma çok kritik. Polonya'nın dostluğunu bozacağız. Moskova ile kurduğu. Sonra Moskova üzerine sefer yaparsak mükemmel olur. Riyazan'dan ise başkentini almam yeterli. Üçüncü seviye sur var çünkü onu devre dışı bırakmamız lazım diyorum. O zaman şöyle bir baktık. Hoşça kalın.